Ne yaparsan yap yani. Bu mevcut yöntem. Hani var ya sistemi yıkacağız, şampiyon olacağız diyor Sayın Acun Ilıcalı. Bu mevcut sistem. Yani yıkılacak ama yani yıkılıp yerine inşa edilecek olan olan da buradaki problemleri, buradaki enfeksiyonları yerine taşıyacak mı? İşte bütün mücadele onun engellemesi. Abi 18 Temmuz öncesinde herkes bu büyük ekşi federasyonu gitsin. Hatta bu Tek fıkrası gibi git. Bu gitsin bundan gelen daha iyi olur. Kafasındaydı. Şimdi federasyonda değil ama kişisel olarak hakemler de şu anda dikkat ediyorsan eleştirilerin odanda merkez hakem kurulu da yok. Tek tek hakemler var. Tek tek. Federasyonda çözeceğiz demiş aculumuzu. E o, hani, o da şaşırmış. Yani federasyon da şaşırmış ama işte mevcut yani sezon başlarken görevde olan hakemlerin yarısı dışarı çıkartıldı. Daha önce 8 Mart'tı değil mi o? 8, 8 Mart operasyon evet. tamamlandı. Onun yer, Oradan geri kalanlar, tahkimle gelenlerin bir yarısı da dışarı çıkarıldı. Ancak ne şimdi federasyon adresleniyor, ne merkez hakem kurulu adresleniyor. Bunlar bir takım tık. eylemler, hakem eylemleri adresleniyor. Bayrağı kaldırdı, penaltıyı vermedi, Mert Hakan yandaşı görmedi, yani... Geçen, yani. adresleniyor. E, Yok, geçen sene adresleniyor. Elini kaldırdı Torer ya. Yani geçen seneyi anlayabilirim de. Yani geçen sene gitti artık. O, onu değerlendirmek daha kolay. Şimdiki fiiller üzerine konuşurken dikkat ediyorsan kurumsal değil eleştiriler bireysel eleştiriler yapıyor. Ama yapılıyor. yani e, Acun Ilıcalı Torerya'nın bu hareketini eleştiriyor. Mert Hakan Yandaş'ın işte onu da Galatasaray'a eleştiriyor. Ha, sağ içinde yaptığı hiçbir şeye Okan Hoca'nınki tehditse ki tehdit sonuna kadar e, Mert Hakan Yandaş'ın Bizim Tugay Kağan, Numan onunla yaptığı neydi? Tugay o, da, mi? o da o da O da tehditti. Hayır. O da Galatasaray tarafından eleştiriliyor. İşte. Yani o da Galatasaray tarafından eleştiriliyor. Onu da karşı taraf eleştirsin. Onu da karşı taraf pozisyon alsındayız. Yani yani Dolayısıyla... Mert Hakan Yandaşı olan bir takımın şey yöneticisinin Okan Hoca'yı tehditten eleştirmesini saygı duyar kabul ederim. Ama hiç mi Mert Hakan Yandaş'a bakmıyor diye de sorarım. Ya sorarsın da o da der ki ya bizim adamımızı da onlar eleştirsin. Ben niye kendi ekibimden birini böyle bir eleştiriye tabi Aynı cümle bir daha buraya giremezsin. Burada i̇şte bu beslenmenin araçlarından yani. biri. Bu gıda. Yani bu karşılıklı münakaşa kültürünün sonucu. Ben kendi adamına dokunmam. O da söyler. Ben ona söylerim. O ona söyler. Böyle bir üçgen yani de. Yani yandaşınız varken biraz daha özellikle bu tehdit mehdit meselelerinde biraz daha ya şöyle der sahadan kulüp. bakmak lazım. şöyle yani. der kulüp, Tamam canım federasyon sevk etsin. Etti. Bana ne? Bana ne der yani? Hani illa da... Ya o zaman da öbür taraf der ki Mert Hakan yanlış sevk etmedi. İşte o, o da söylesin isteniyor zaten. O zaman kavga çıkıyor. Tabii yani o söylesin ki biz de karşısına bir şey söyleyelim. Yani sınırımızı çizelim. Sürekli kendimize doğru konuşalım. Eksiğimizi giderelim. Eksiğimiz üzerinden tartışalım demiyor ki. Diğerinin fazladan yaptığı üzerine tartışmak işin en kolayı. Çünkü bunun ülkede alıcısı çok geniş. Çok fazla. Çok Peki, geniş bir alıcısı. Ee, Burak'a tehdit sevki başlığıyla milliyetten verelim. iyi özetlemişler. Dün akşam bize son dakika verdik. Bu sevki son derece doğrudur. Bu sevkinin yanlışı falan yoktur. Ee, onu söyleyelim. Benim derdim hani bu sevki doğru bulanlar ki ben ee, bir de Mert Hakan Yandaş bir gerçek var. Onunla hiç ilgilenmiyorlar. Benim derdim o. Burak'a tehdit sevki. Galatasaray direktörü Burak'ın hakeme dönük buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez sözü raporlara yansıdı. Tedbirli olarak tehdit suçundan PFDK'ya sevk edildi ve e, Okan Hoca'nın bu maddeye göre, 41. maddenin ilgili bendine göre en az 3 maç ceza alabileceği öngörülüyor haberin içindeki ayrıntılarda ve PFDK'nın e, vermiş olduğu eee verecek olduğu ya da kararda öyle öngörülüyor. Bu arada Galatasaray dün biraz sonra geleceğimiz Acun Ulucalı açıklamalarından çok sert bir açıklama yaptı. Eray Yazgan e, eliyle. Abi orada şu mu gözetildi? Acun Ulucalı yaptı. Biz resmi isteden Galatasaray adına ya da başkan adına değil e, orada bir diplomatik karşılıklılık mı gözetildi? Yok ya resmi iste tabii eşitliktir. Yani, 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 yani Acun seviye, Ulucalı konuştu. Eray Yazgan belli, imzası da verildi. En yani, yani. Kulüp de açıklamıyor. Yani imza alıyor ki... Orada diplomatik yapalım. bir karşılıklılık ilkesi söz konusu oldu. Ayrıntı. Önemli bunlar yani. E yakalıyoruz abi biz de evet. Cem Dizdar'ın, Mustafa Deniz'in yanına yetişmiş evet. insanlarız evet. yani. Önemli ayrıntılar tabii bunlar. Çünkü yani. mesela şimdi ben bir Galatasaray taratı olarak şunu söyleyeyim. <laughs> Eğer Dursun Özbek bir açıklama yapsa çok kızardım. Ne oluyor abi? Ali Koç'a karşı yapsa. Dolayısıyla Acun Ulucalı eğer yazgını yapmaz son derece mantıklıydı. Öğreniyoruz Cem biz de bu işin. Yani <laughs> hani işin içeriğine değil de sen diyorsun zarfın içine değil de zarfın kendisine bakalım. Öyle oluyor bizde maalesef. Yani bu söylenenler oyunun takımın futbol hadisesinin futbol pratiğinin kendisine yarıyor mu? Hayır hiç onu tartışanımız yok. Benim hakkımda e, olumsuz karar verdi, onun lehinde kararlar verdi tartışmasıdır gidiyor. Herkes bir başka olumsuzluğu, karşı taraftaki bir başka olumsuzluğu, kendi olumsuzluğunu meşrulaştırmakta kullanıyor maalesef. Ben senden bu cümleyi aralarında TRT dahil, Habertürk ve şeyi hatırlamıyorum daha önce bir set daha TRT'de yapmıştınız ya. Çok. Aha. Ben bu cümleyi TRT'de, 11'de Serkan'la başladığınız programlardan bugüne senden minimum 50. defa falan duyuyorum. Öyleyse. Olumsuzluğu kendi olumsuzluğunu karşıdaki olumsuzlukla meşrulaştırmak evet, evet. Aynen. Maalesef öyle. hiçbir değişmiyor. Konuşuyoruz, anlatıyoruz. E, öneriyoruz. Yani, yani, çözüm değil benimki. Öneri çözülemiyor maalesef. Ne yazık. Peki. E, Okan Buru sevk etti. E, doğru bir iş. Çünkü o laf edilemez. Galatasaray Tekrektörü etmemesi lazım. Etti, sevketti Ben orada sadece Batu Şuay'ı sevkini anlamadım. Şapka diyor. Şapkanın içindeki ifade diyor. O şapka ile Rize maçına da gitmiş. 21 Eylül'deki atlanmış, maçı niye? Rapora He, atlanmış, geçmemiş. rapora geçmemiş falan. Peki. Or, onun şeyi, şiddeti, yankısı yüksek bulunmamış demek ki. <laughs> Bu tespit zamanında daha dikkatli incelenmiş. Daha dikkatli gözle bakalım. Galatasaray bloğunu bitirelim. Bu arada idman da başlayacak 11'i çeyrek yaşa değil mi E, Galatasaray bloğunu bitirdikten sonra Fenerbahçe'ye dönelim. E, Pamuk Pamukeller cebe başlığı var e, sevgili dostlar. 15 Ekim'e kadar Galatasaray'ın oyunculardan imzasız e, borçsuzluk kağıdı e, alma çalışmaları hızlandı. Geçtiğimiz günlerde 10 milyon euroluk ödeme yapan sarı kırmızılar şimdi de şampiyonluk ve maç primleri için kolları sığdı. Futbolculara kişi başı yaklaşık 8 milyon lira prim borcu olduğu öğrenildi. Prim borcu. Evet yani şimdi futbolcusuna borcu var. Ne alıyor alacakmış Nevzat Dindar haberine göre? Borçsuzluk kağıdı. Borçsuzluk kağıdı. Şimdi bu kağıt meselesini bir kenara koysak. Ee, taahhüt ettiği yerde, taahhüt ettiği tarihte parayı hesaba yatırdığını yani oyuncunun hesabına yatırıldığını ya da neyse ilgili hesaba yatırıldığını tespit edecek bir sistemimiz, algoritmamız olsa da biz borçsuzluk kağıdını nafile yere istemesek çünkü oyuncu imzalıyor veriyor. Almamış olduğu parayı aldım diyor. <laughs> sus, sus sus Versene şurayı. <laughs> Cevabı <laughs> senin ufaklıklar mılar? Onları mı gösteriyorlar? Evet, Tabii genç çocuklar. <laughs> genç çocuklar değil mi? Evet. Şimdi antrenman. Efe değil mi arasına? arkadaki? tabii. Diğer çocukları tanımıyorum varsa söyleyin. Efe Yelert galiba ortada. O da hafızam ha, beni yanlış evet, Arkadaki tercüman arkadaşımız. Orası Gabriel Sara. Evet. Galatasaray antrenmanında Canlıyız arkadaşlar Çağatay yetişecekti korkunç bir trafik var Dolayısıyla henüz yetişememiş İnşallah yetişir Çağatay yetişirse Ayrıntı alacağız Çok güzel ya sabahın bu saatinde e, Topla haşır neşir olmak Futbol oynamak Bir de bunu e, Güzel bir şekilde e, Keyifle severek yapmak Biraz daha büyüdükten sonra çok büyük paralar kazanmak muhteşem. Galatasaray RFS e maçının hazırlıklarını sürdürüyor. burun ekibi PAOK'un ardından bu maçı da kayıpsız geçmek istiyor. <laughs>